Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Şefkat Tepe ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında birçok ortak detaydan bahsedeceğim. Her iki diziyi de birçok kez izlemiş ve bitirmiş biri olarak, bu dizileri tekrar tekrar izlediğim her seferde yeni yeni detaylar dikkatimi çekti ve en sonunda bütün bu detayları derleyip bu konu hakkında bir video çekmeye karar verdim. Gelin bu detayları hep birlikte inceleyelim. Bu arada siz de videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Evet, başlıyoruz. İlk detayımız dublajcılar. Arkadaşlar, önceki videolarımızda Şefkat Tepe dizisindeki oyuncuların dublajcılarını iki ayrı videoda paylaşmıştık. Bu dublajcılar arasında ilk olarak Serdar Komutan karakterini seslendiren Paydar Tüfekçioğlu'na baktığımızda, kendisi Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İbrahim Velid karakterini canlandırmaktaydı. Yine benzer şekilde Şefkat Tepe'de fırıncı Asım karakterini seslendiren Hakan Akın'ın da Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Eşref Bey karakterini seslendirdiğini görüyoruz. Bir örnek daha vermek gerekirse, Şefkat Tepe'de Lenko Ağa karakterini canlandıran oyuncu, Şahin Çelik'in Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Aaron Feller'i seslendirdiğini görmekteyiz. Hatta inanamayacaksınız belki ama yine Şefkat Tepe dizisinde Albay Fikret'i seslendiren Engin Yüksel'in Kurtlar Vadisi'nde Yılmaz ve Hamit gibi birçok karakteri seslendirdiğini biliyor muydunuz? Bu detayları özellikle Şefkat Tepe dizisinin seslendirme kadrosu videosunu hazırlarken yaptığım aramalarda yakaladım ve oldukça da dikkatimi çekmişti. Her iki dizinin de seslendirme kadrosunda aynı isimlerin yer alması sizce de şaşırtıcı değil mi? Şimdi ikinci bir konuya değinmek istiyorum. Her iki dizide de oynamış oyuncular, yani oyuncu kadrosu. Arkadaşlar, illaki sizin de fark ettiğiniz birkaç oyuncu vardır. Hem Şefkat Tepe'de hem de Kurtlar Vadisi Pusu'da oynamış. Bunun en klasik örneği de sanırım Kurtlar Vadisi'nde Tilki Andrei olarak tanıdığımız Orhan Edip Ertürk'ün Şefkat Tepe'de Albay Fikret karakterini canlandırması olacaktır. Veya da Şefkat Tepe'nin ikinci sezonunda da Botan diye tanıdığımız Yılmaz Meydaner'ini Kurtlar Vadisi Pusu'da Hakkı Bafralı rolüyle görüyoruz. Kordon Celil'i zaten tüm Şefkat Tepe gurmeleri bilir. Kendisini de Pusu'da Yasin Komutan olarak görüyoruz. Yalnız bahsedeceğim, son iki karakter belki daha önce hiç gözünüze çarpmamıştır. Kurtlar Vadisi Pusu gurmelerinin Kibritçi Cevat diye tanıdığı Şekip Taşpınar, Şefkat Tepe'de kendisini korucu Mahmut rolüyle görüyoruz. Tamam, belki bunu siz de fark etmiştiniz. Peki İskender Büyük'ün sağ kolu olan Zeki'nin Şefkat Tepe'de Kasım Süleymani'yi canlandıran Gökhan Çelebi olduğunu fark etmiş miydiniz? Bu yönden baktığımızda Şefkat Tepe dizisinin aslında prodüksiyon tarafından eleştiriliyor olsa da kaliteli bir oyuncu kadrosundan oluştuğunu görebiliyoruz. Peki oyuncu kadrolarında da bu kadar ortak isimlerin olması tesadüf olabilir mi? Bütün bu detaylar hala bazılarınızı ikna etmemişe benziyor sanırım. O halde şimdi size Kurtlar Vadisi Pusu'dan ve Şefkat Tepe'den iki farklı sahne göstereceğiz. Bakalım bu detayı siz de fark edebilecek misiniz? Siz de fark ettiniz mi? Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İskender Büyük'le özdeşleştirdiğimiz bu fon müziğinin neredeyse tıpatıp benzerini Şefkat Tepe dizisinde de özellikle ikinci sezonda sıklıkla duyuyoruz. Belki de bazılarınız bu ince detayı yakalamışken birçoğunuz az önce fark etti. Peki bu konu hakkında sizin yorumlarınız nedir? Sizce bu iki dizinin birçok ortak yönlerinin olması tesadüf mü? Videoda bahsetmediğimiz fakat sizin de buna benzer yakaladığınız detaylar varsa bunları da yorumlarda yazabilirsiniz. Sizlerin de bu konudaki fikirlerinizi merak ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.